Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Bir Ağustos haftası burç yorumunuzu yapacağım. Aslan burcu için hem astroloji olarak hem de arkasından tarot olarak bakacağız ve tarotlarda neler söyleyecek. Önce astrolojik olarak yorumlarınızı yapıyorum sevgili arkadaşlar. Sonra da tarotlardan küçük bir açılım alacağız. Şöyle de göstereyim. Sonra yanlış anlaşılma olmasın. Bilgisayardan okuyorsunuz diyorlar bazı yorumcular, dinleyenler sevgili arkadaşlar. Bilgisayardan okumadığımızı gösterelim. Şimdi sevgili aslan burçları, bu hafta yine ön planda olmak, kendimizi göstermek, kendimizi bir şekilde dikkat çekmek isteyeceğimiz bir durum. Bu aslan burcunun zaten her zamanki yapmak istediği içindeki duygularından biridir ve siz de yine bu şekilde gündemde olacağınız, kendinizi göstereceğiniz, her ne iş yapıyorsanız yapın, bir şekilde kendimizi bu alanda göstereceğimiz ve özellikle de iletişimle ilgili sevgili arkadaşlar, diyaloğunuzla ilgili, konuşma tarzınızla ilgili kendimizi dikkat çekeceğimiz bir durumumuz söz konusu. Finansal konularla ilgili bazı sorgulamalar yapabiliriz, bazı irdelemeler yapabiliriz. Finansal konularımızı düzeltmek adına bir gelişmeler söz konusu olma ihtimali var sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda aileyle ilgili sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Ailede bilinmeyen sırlar, bilinmeyen konular, sizden gizlenen bazı durumları öğrenme ihtimaliniz olabilir ya da sizin aileden sakladığınız bazı konular varsa bunları öğrenme durumları, bunların ortaya çıkma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bulunduğunuz ortamla ilgili, çalışma alanınızla ilgili sevgili arkadaşlar, çalışıyorsanız ya da gündelik hayatınızla ilgili ya da sağlığınızla ilgili bir dönüşüme gitme durumunuz söz konusu. Belki sağlığınızla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız artık bu durumun bu hafta şöyle sonuna gelme derken sağlığınızın artık tamamlanma gibi durumu söz konusu olur. Yani bir tedavi yöntemi görüyorsunuzdur. Bu tedavi yönteminin bitmesidir artık. Bu tarz gündeminiz söz konusu olabilir. Eğer bir sağlık sıkıntısı yaşıyorsanız, sağlık sıkıntısı da yaşamıyorsanız gündelik hayatınızla ilgili, çalışma hayatınızla ilgili bir şeylerin bitmesi ve geri dönüşün, yani farklı bir şekilde döngünüzün değişmesi söz konusu olabilir. Evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili sorumluluk almak adına adımlar atabilirsiniz aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Yani artık bu evlilikteki sorumluluğu almak isteyebilirsiniz ya da bu ilişkideki sorumluluğu almak isteyebilirsiniz. Ya da ortağınız varsa ortakla olan durumla ilgili artık bazı sorunları, sorumlulukları almak isteyebilir ve burada artık kaçışınızın olmadığını hissettiğiniz bir durum. Ya evet, artık ben bu ilişkiyi ciddiyete bağlamam gerekiyor diyebilirsiniz. Ya da evliliğiniz varsa, evlilikteki bazı sorunları görmezden geliyorsanız artık bu hafta görmek zorunda kalacağınız bir durum söz konusu olabilir. Biraz daha böyle bu hafta sevgili aslan burçları, kendinizi bağımlı gibi değil ama sanki böyle hayal dünyasında hissedebilirsiniz. Yani geçmişle alakalı olabilir ya da işte bu hak edişlerinizle ilgili, eğer evliyseniz eşinizden gelen paralarla ilgili, eşinizin paralarıyla ilgili bir böyle hayal dünyasında yaşama gibi durumunuz söz konusu olabilir. Beklediğiniz bir durum varsa bu durum biraz gecikmeli olabilir, öyle söyleyebilirim. Biraz burada polyanacılık oynayabilirsiniz ama gecikmeler sizi gerçeklere döndürecektir diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Yine yurt dışı ile ilgili, hukukla ilgili, taşınmayla ilgili, seyahatlerle ilgili, geçmişte kalan bir fırsatın, bir şansın tekrar bu hafta yakalamanız gibi durum söz konusu olabilir. Belki uzun bir seyahatiniz vardı, daha önce gidecektiniz, gidemediniz, ertelediniz. Bu hafta bununla ilgili tekrar bir geri dönüş söz konusu olabilir. Ya da işte yabancı ülkeye çıkma ya da hukukla ilgili ya da adaletle ilgili gibi durumlar söz konusu varsa bu hafta tekrar kaçırdığınız bu fırsatı yakalama durumunuz söz konusu sevgili aslan burçları.
kariyerinizde kendinizi gösterdiğiniz alanda birdenbire gelişecek bazı olaylar söz konusu olabilir. Bu konuyla ilgili mücadele edebilirsiniz. Kendinizi farklı bir pozisyonda, farklı bir kariyer ortamında, farklı bir statüde görme şansınız olabilir. Birdenbire aniden yeriniz değişebilir, pozisyonunuz değişebilir sevgili arkadaşlar. Ben çalışmıyorum diyorsanız da kendinizi gösterdiğiniz alanla ilgili sevgili arkadaşlar ya da eşle ilgili, evlilikle ilgili, eşinizin ailesiyle ilgili ani gelişmeler, ani kararlar, ani olaylar ve ani durumlar söz konusu olabilir. Kendinizi burayla mücadele ederken görebilirsiniz. Aynı zamanda gizli düşmanlar, gizli işte kıskançlıklar gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada bir yıkım yaşama durumunun söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Yine böyle kendi çalışanlarınız varsa çalışanlarınızla ilgili belki arkanızdan konuşmalar söz konusu olabilir sevgili aslan burçları. Burayla ilgili gündemleriniz var. Bu ya da bilinçaltınızda çok fazla yaralandığınız, kırıldığınız, üzüldüğünüz, aldatıldığınız, kandırıldığınız konuları bilinçaltınızda sakladıysak ve bunu gün yüzüne çıkarmadıysak bu hafta sanki burada bir patlama boyutu olabilir. Bilinçaltınızın artık dışa vurumu gibi bir durum yaşanabilir sevgili arkadaşlar. Yeterse yeter artık diyebilirsiniz. Ya biraz duygusallığa bağlayabilirsiniz burada. Aslan burçları pek bir duygusallığını belli etmez ama burada artık bir patlama boyutuna da gelme durumumuz söz konusu sevgili aslan burçları. Evet, şimdi de hemen tarota geçiyoruz. Sevgili aslan burcu 1 Ağustos haftası aslan burcu tarot yorumu diyoruz. 1 Ağustos haftası aslan burcu tarot yorumu. Kaderiniz değişiyor sevgili arkadaşlar. Sevgili aslan burçları, bir döngüden geçiyorsunuz sevgili gönül dostları. Şöyle söyleyeceğim. Biraz önce demiştim. Daha önce bir hak edişimiz varmış ve biz bu hak edişi alamamışız ya da bir fırsat olmuş. Bu fırsatı yararlanamamışız, değerlendirememişiz ama bu fırsat tekrar sizin önünüze geleceğini, bu şansın tekrar size geleceğini ve hakkınız olanı size verileceğini söylüyor kartlar bize ve Allah'ın izniyle de zafer ilan edeceğiniz bir durumunuz var sevgili Aslan Burcu. Net aslında bazı şeyleri kestirip atıyorsunuz. Bazı şeylerle ilgili artık düşüncelerinizle hareket etmeye başladığınız bir durum ama bir yandan da ikilem yaşıyorsunuz. Bazı konuları beklemeye alabilirsiniz. Sabrettiğiniz bir durum olabilir ya da şöyle bir şey yaşayabilirsiniz. Bazı şeylerin artık kendiliğinden olsun istiyorsunuz. Yani ben mücadele etmeyeyim, ben emek vermeyeyim. Bazı şeyler kendiliğinden düzelsin. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın atasözüyle devam ediyorum burada. Bu tarz bir enerjinin söz konusu olabilir. Bekleme enerjisi var. Bu hafta bir şeyleri bekliyorsunuz. Özellikle de düşüncelerinizle ilgili bir eylem yapıyoruz. Allah'ın izniyle bir harekete geçiyoruz. Bir başlangıcımız var. Ya da dile getiriyoruz belki düşüncelerimizi, fikrimizi artık ortaya koyuyoruz. Ondan sonra da bekliyoruz. Böyle bir durum var. Sanki ortaya bir zarf attık. Bakalım bakalım ne olacak der gibisiniz. Bu hafta sevgili aslan burçları birinden ayrılma, birinden gitme, bir yeri terk etme gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bir sessizliğe bürünme, bir kendi kabuğunuza çekilme ya da bulunduğunuz ilişki yaşadığınız bir şey varsa, bulunduğunuz ortamla ilgili çok da memnun olmadığınız bir durum var kalbinizde. Çünkü yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz artık. Yeni atılımlar yapmak istiyorsunuz. Somut adımlar atmak istiyorsunuz. Bulunduğunuz yeri terk etme enerjiniz var sevgili arkadaşlar. Ve diyorsunuz ki ben farklı bir şeyler arayacağım. Ben farklı bir şeyler istiyorum. Ben yani artık kendi adıma sağlam adımlar atmak istiyorum dediğiniz bir durum söz konusu. Ama burada da egonuz yenik düşüyor. Yani egonuza yenik düşüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama egonuz diyor ki hayır, hayır sen yapamazsın, sen böyle değilsin, sen bunu olamazsın gibi egonuz sizi engelliyor sevgili aslan burçları. Burada duygularınıza ego yapıyorsunuz, egolarınız duygularınızı bastırıyor. Her ne yapmak isterseniz yapın, egonuz sizi biraz zorluyor gibi geldi sevgili aslanlar.
Yani ben mi gideceğim, ben mi adım atacağım, ben mi bilmem ne yapacağım, hayatta gitmem, hayatta dokunmam, hayatta konuşmam gibi egolarınıza yenik düştüğünüz de bir hafta sevgili Aslan Burcu. Evet, sizin için de bir Ağustos haftası, hem tarot hem astrolojik yorumumuz böyleydi. Biz de aldık, kabul ettik, hayırlısı olsun o zaman, herkese iyi haftalar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.